Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yoğurluk nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle benim klasörümde tam yoğurluklar için ayrı bir belge, yarım yoğurluklar eş durumundan gidenler için de ayrı bir belge var. Sizlere bunun ikisini ayrı ayrı şekilde anlatacağım. Öncelik tam yoğurluk nasıl yapılır? Buna bakalım arkadaşlar. Tam yoğurluk dosyamızı açtık. Burada bilgilerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Derece kademimiz önemli. Zira derece kademimize göre bize yoğurluk yapılacak. Diyelim ki şurada derece kademelerimiz var. Diyelim ki 15 ile 5'in arasında 42. 4 ile 1. derece arasında 43 ile 35 yemeği. 3000 gösterge yani 1'in birine inip ve göstergesi de 3000 gösterge olanlar için de 49-15'te. Bunları buraya yazdım ki arkadaşlar sürekli görevli olduğumuzda bu bilgileri otomatik çeksin. 9'un biri kaçıdı arkadaşlar? Yoğurluğu diyelim ki 42. Diyelim ki 7'nin ikisinde arkadaşlar. Yoğurluğu kaçtır? Yine 42. Diyelim ki arkadaşlar 3'ün ikisinde olsun arkadaş. Yoğurluk kaçtır? 43. Diyelim ki birinde olsun. Yoğurluğu kaçtır arkadaşlar? 49. Nereden nereye? Diyelim ki Niğde Ankara gitsin. Kim gitsin? Abdullah gitsin. Kendisi. Burayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Çünkü burası önemli. Bizim formülümüz burada endeksli. Buradaki bilgilere göre meblağı çıkaracak. 49. Otobüse gidiyor. Otobüs firması kaçta götürüyor? 80 lira. Bunu nereden arıyoruz arkadaşlar? İsterseniz terminal il müdürlüklerinden terminal müdürlüklerinden öğrenirsiniz. İsterseniz gideceğiniz firmanın işte sitesinde yazar veya Niğde Ankara arası firmalar kaç liraya götürüyorsa onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki mesafe biliyoruz 340. 340 mesafeyi nereden biliyoruz arkadaşlar? Karayollar Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında Niğde Ankara arası sorgulama yaptığımız zaman 340 gösteriyor. Yani Karayollar Genel Müdürlüğü'nün sayfasında yapacağız. Böylece memurun kendisinin yoğurluğunu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Diyelim ki memurun bir de çocuğu var. Aynı şekilde çocuğuna da aynı şeyi yapıyoruz. Buradaki bilgileri de arkadaşlar aynı şekilde buraya giriyoruz. Burayı doldurmuyoruz arkadaşlar. Burası boş kalıyor. Diyelim ki memurun eşi de var. Eşine de aynı şekilde 49 giriyoruz. Ve buradaki bilgileri de aynı yazıyoruz. Eşi çalışmayan bir memurun yoğurluğu bu şekilde arkadaşlar. Tam yoğurluk olarak yaptık. Şimdi bir de size yarım yoğurluk nasıl yapılır? Tam yoğurluk dememizin nedeni arkadaşlar oraya anlatayım. Tam yoğurluk dememizin nedeni buradaki 0,5 ile yani 5 ile çarpımıdır. Yevmiyenin yani gündeliğimizin 5 ile çarpımı ve bölümünden oluşan yoğurluğa biz tam yoğurluk diyoruz. Yarım yoğurlukta burası 2,5 arkadaşlar. Onu o kısımda göstereceğim. Şimdi yarım yoğurluğu göstereyim arkadaşlar. Yarım yoğurluk eşinizin çalışma bölgesine giderseniz alırsınız arkadaşlar. Yani eşiniz Ankara Sincan'da çalışırken siz de Ankara Sincan'a giderseniz yarım yoğurluk alırsınız. Ama siz Ankara Mama'ya giderseniz siz de eşiniz gibi tam yoğurluk alırsınız. Çalışan eşler için. Nereye gidiyor? Ankara Sincan'a gitsin arkadaşlar. Eşi, tamam çok eşi gidiyor. 1'in 4'ünde eşi 49 cm'ye. Otobüste gidiyor arkadaşlar. Bu da aynı mesafe 340. Diyelim ki Sincan kaç çıktı? 370 çıktı arkadaşlar. 370 yazıyoruz ve yoğurluğumuz değişiyor. Diyelim ki 300 yazıyoruz. Yoğurluğumuz ona göre ekliyoruz. Biz 340'da bırakalım. Diyelim ki çocuğu ilk giden eşin üzerinde değil de sonraki giden eşin üzerindeyse yine çocuğunu buraya ekliyoruz. Otobüs biletini de buraya ekliyoruz. Yine burası boş kalıyor ve alttaki bilgilerimizi de değiştirerek yoğurluğumuz oluşmuş oluyor arkadaşlar.